İyi akşamlar. Kanal 3 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yanında ben Işıl Sekerli'nin sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insan ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında karşılıklı vize muafiyeti ile ilgili anlaşmanın onaylanmasına ilişkin Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu'nu onaylamıştır. Azertaç sitesine göre anlaşma 25 Şubat 2020'de Bakü'de imzalandı. Azerbaycan Hava Yolları kendi internet sitesinde İstanbul-Bakü yolculuğu ile ilgili açıklama yapmıştır. Açıklamada iki ülke arasında gerçekleştirilecek olan uçuşlarda hangi kişilerin uçuşa girebileceğine netlik getirilmiştir. Yazıya göre uçuş izni Azerbaycan Cumhuriyeti'nde akredite edilmiş yabancı diplomatik misyon ve konsoloslukların müdürleri, çalışanları ve ailelerin üyeleri, ebeveynleri, eşleri veya küçük çocukları Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde çalışma izni olan yabancılar, Azerbaycan Cumhuriyeti geçici veya daimi ikamet izni olan yabancılar, Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kurumlarında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere verilmektedir. Not olarak belirtiliyor ki yolcular Bakü-İstanbul uçuşu biletlerinin Azerbaycan, Türkiye ve diğer ülkelerin vatandaşlarının yanı sıra bu ülkelere girme hakkına sahip olanlar tarafından satın alınabileceğini hatırlatmak isteriz. Alman mahkemesi 8 Azerbaycan vatandaşını sınır dışı etme kararını onadı. Karara göre Deckendorf Şehri İdari Mahkemesi 2016 yılında Almanya'ya gelen ve sığınma talebinde bulunan 5 kişilik bir aileyi ve diğer 3 Azerbaycan vatandaşının ailesini yargıladı. Deckendorf Şehri İdari Mahkemesi bir önceki Alman Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin 8 Azerbaycan vatandaşı hakkındaki almış olduğu kararını onadı. Mahkeme kararınca koronavirüs pandemisi nedeni ile alakalı Azerbaycan vatandaşlarının ülkeden sınır dışı edilmesi belirsiz bir tarihe kadar ertelenmiş durumda. 2019 yılında Almanya'ya yasa dışı yollardan giren 3 Azerbaycan vatandaşı aynı anda 500 euro para cezası ödemek zorunda kalacak. Haberde Azerbaycanlı sığınmacılar da dahil olmak üzere bu yılın son 3 ayına kadar 4000'den fazla insanın Almanya'dan ülke dışına sürüleceği tahmin edileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti İdari Suçları Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunu onaylamıştır. Değişikliğe göre anti-salgın rejimin sağlık, hijyenik ve karantina rejimlerinin ihlali için bireyler suçlunun koşullarına bağlı olarak 200 ile 400 manat, yetkililer ise 3000 ile 4000 manat para cezasına çarptırılıyor. Veya kişiye suçun ağırlığına bağlı olarak 1 aya kadar hapis cezası veriliyor. İşle ilgili idari gözaltı belli bir süre için uygulanır. Ayrıca tüzel kişilere 4000 ile 10000 manat kadar para cezası verilecektir. Buna ek olarak anti-salgın rejim, sağlık, hijyenik ve karantina rejimleri sırasında kişisel koruyucu ekipman kullanımı için ilgili yürütme otoritesi tarafından belirlenen gerekliliklerin ihlali ve ayrıca bu gerekliliklerin yetkililer ve tüzel kişiler tarafından ihlal edilmesini önleme bireye 200 manat, tüzel kişilere 400 manat para cezası verilir. Aynı zamanda bireylere idari ceza verilmesi ile ilgili kararın yürürlüğe girdiği günden itibaren 1 yıl boyunca tekrarlanan suçlar için bireyler 200 manat, görevli kişiler 400 manat ve 800 manat miktarında, tüzel kişilere ise 800 manat miktarında para cezası verilecektir. Ben Işıl Sekerli'nin sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.